Kariyerde 3. seneye hepiniz hoş geldiniz. Tabii şöyle bir şey, Adana Demirspor'la geçen sene çok iyi bir sonuç aldık. Hem ligde şampiyonluk geldi hem de kupada şampiyon olduk. 3-2 ile finalde Fenerbahçe'yi yendik. Bu da bizi çok da popüler bir hoca haline getirdi. Bu bir gerçek. Ama Türkiye Ligi'ni kazandığınızda ya da Türkiye Kupası'nı kazandığınızda Avrupa'da önemli takımlardan hiçbir zaman teklif gelmez. Bu bağlamda bu itibarı ve popülerlik bizi Acun Ilıcalı'nın takımına yönlendirmek üzere. Yani önümüzdeki sene Championship'te İngiltere'de görev alabiliriz. Çünkü Hull City'den teklif var ve ben de bu teklifi kabul etme kararı aldım. Türk sahip bağlantısını kullanarak Championship'e gidiyoruz. Evet, hoca geldi. Yeni sezonda Championship'teyiz. Hull City bu seneyi 10. sırada tamamlamış. Tam olarak Championship'in orta sıra takımlarından biri. Bizden beklenilen Hull City'yi alıp en azından önümüzdeki sene ilk 6'ya sokabilmek. Bunu hedefleyeceğiz. Kolay olacak mı? Kesinlikle olmayacak. Açıkçası geçtiğimiz sene Süper Lig'de yaptığımız şey çok da zor bir şey değildi bence. Özellikle büyük takımlarında iyi olmadığı bir sene olduğunu düşünürsek FIFA 23 bazında Süper Lig'i kazanmak zor değil. Ama bu sene Hull City ile Championship'te gerçekten ciddi bir sınav vereceğiz. Hem de bu vereceğimiz sınav bizim önümüzdeki senelerde Avrupa'da tanınırlığımızı arttıracak. Yeni sezona başlıyoruz Hull City'de. Şöyle takımdaki oyuncuları göstereyim. Tanıdık isimler var. Tete, Estupinian, Jean-Michel Seri. Yine Doğukan Sinik burada. Ama bu kadroda önemli değişiklikler yapacak mıyız? Kesinlikle yapacağız. Bütçe olarak da 13 milyon euroluk bir bütçemiz var. Daha çok bildiğimiz, tanıdığımız isimleri getireceğiz. Yani Türkiye Ligi'nden 3-4 tane en az transfer yapacağım buraya. Hatta eski takımlarımızdan oyuncular da getireceğiz. Çıkacak kadroyu kurmamız gerekiyor. Bir yandan bu takımın altyapısına geldiğimiz ya çıkarabileceğimiz bir isim var mı? Temu Niyemi belki potansiyel anlamında daha iyi olsaydı kesinlikle çıkarılabilirdi. Ama ben bunu yapmak yerine Adana Demirspor'da son dönemde altyapıdan çıkardığımız isimlerden birkaçını buraya getireceğim. Takımdaki oyuncuların neredeyse birçoğunun 1 yıllık kontratı kalmış. O oyuncuların da büyük bir kısmı gidecek. İlk olarak burada ne oynatacağız? Bu çok önemli. Sistem olarak 4-4-2 düzü düşünmüyorum. 4-3-3 atak kullanacağız Hull City'de. Defans tarzı 4'e 5 dengeli olabilir. Yavaş oyun kuru. Evet, burada kullanacağım. Genişliği 25'e kadar düşürüp ceza sahasına yükleni 7 yaptım. Daha pasa dayalı bir oyun oynayacağız. İlerideki üçlüye İleri koşular, arkaya koşular, içe katetler ekleyeceğim. Yine bekler atağa katılacak. Orta sağ kanatları kapatmak yerine merkezi kapatacak. Bu şekilde bir düzenleme yaptım. Buna göre de transferler yapacağız. Bu arada Jean-Michel Seri sene sonunda futbolu bırakıyor, o yüzden oyuncuyu satamıyorum. En azından MDO'dan MO'ya çekeceğim. Ve ilk transferim de forvet olacak. Ener Valencia Nottingham Forest'ta. Aslında piyasa değeri o kadar yüksek görünmüyordu. Niye 7 milyon euro görünüyor? Ben transfer yaparken böyle değildi. 3.6 milyon euro teklif ettim, şimdi düzeldi. 3.9 oldu. %8 de pay istiyorlar. Madem pay istiyorsunuz 3.4 milyon euroya ben teklifi düşürdüm. Valencia bence bu ligde fark yaratabilir. 75'te overall'ı var. Çok fazla gol atabileceğimizi ben düşünüyorum. Zaten geçen senelerde de oyun tarzımı gördünüz. Çok fazla gol atıp çok fazla gol yiyoruz. Adana Demirspor'dan getireceğim genç yetenek Amadou Wade olacak. Bu adamın büyük potansiyeli var. 16 yaşına gelmiş. 15 yaşındaydı ben onu A takıma çıkarırken. Wade'i Hull City'de kullanacağız. Ve yanımda başka takımlara götüreceğim genç yetenek olabilir bu kariyerde. Amadou Wade. Bir tane daha genç oyuncu getireceğim. O isim Omar Sylla. Orta saha. Geçen sene onu bir maçta denemiştik. 610 bin euro teklifleri. Ben de kabul ediyorum. Aslında bu adamlar benim keşfedip çıkarttığım isimler. O yüzden yanımda getirmem çok doğal diye düşünüyorum iki tane oyuncuyu. Şimdi transfer süreci bir hayli yoğun geçecek ve ben genelde şuna dikkat ediyorum. Ayağı düzgün isimleri getirmeye çalışacağım. Kısa pası yüksek isimleri getirmeye çalışacağım. Stopere öyle isimlerden biri geliyor, Kevin. Kendisiyle 2 yıl anlaşacağız. Gerçek yüzü var. Gelen futbolcuların önemli bir kısmının gerçek yüzü olacak, onu da belirteyim. Tabii Türkiye'den gelenlerde bu özelliği genellikle aramıyoruz. Oyuncularımıza teklif bekliyorum. Estupinian için Udinese'den 9.4'lük teklif var. Benjamin Tite'yi Galatasaray istiyor. Onu da görüşeceğiz. Onu da görüşeceğiz. 13 milyon euroluk bir geri dönüş yaptım. Udinese ile anlaştık. Bu iki transferden çok ciddi gelirler elde edebilirim. Ve ona göre transfer rotasını şekillendireceğiz. Tete için de Galatasaray'a 11 milyon euroluk geri dönüş yaptım. İki oyuncudan yaklaşık 24 milyon euro. Tabii yönetim hepsini bize bırakırsa. Ogbeni'yi istiyor Colorado Rapids. 3.550 teklif ettiler. Yine Adama Traore Celtic tarafından isteniyor. Onu da göndereceğiz.
Celtic'ten 4 milyon euro dedim, 3.300 dediler. 3.8'e yükseltin diyorum, teklifi ve anlaştık. Bence inanılmaz bir fırsat transferi, çünkü zaten bu tarz bir isim istiyordum orta sahaya. O da serbestteydi. Harry Winks kısa pası 80 üstünde olan futbolculardan. Bayağı kısa pasla oynayacağız. Hull City'ye, ya City'nin bir miktar küçük çaplısını yapmaya çalışacağım. Hedef bu. Zaten bunu başarırsak da bence Championship'tan Premier Lig'e çıkarız. Evet, satışlar gerçekleşiyor. Benjamin Tete Galatasaray'da. Yeniden Türkiye'ye döndü. Bir yandan Oscar Estupiñan Udinese'ye gitti. İrlandalı futbolcuya 1.450'lik teklif var. Şöyle diyebilirim, 1.750 istesek Christie için anlaştık. Muhakkak rotasyonda kullanacağım. Kısa pası 84. Darlington Nagbe Amerika'da oynuyor. 2.3 milyon euroluk teklif yaptım. Bizden Doherty'yi istediler. Üstüne bir miktar para. Parayı biraz düşürdüm. 730 bin euro diyorlar hala. Bir yerde anlaşacağız sizinle. 530 dedim. Yine 730 dediler. 630'da bu iş bitmeli derken yok. İlla 730'u vereceğiz. İkinci stoperi de alacağız. Yine ayağı düzgün bir isim. Mainz'a geldik. Edmilson Fernandes, 28 yaşında, 75 overall, kısa pası 75'ten daha yukarıda. İki tane iyi pasör stoperle neler yapacağız göreceğiz. Tam olarak rakipten transfer yapacağız. Championship'te Fulham. Bence iddialı konumda olduğunu düşünüyorum. Bu adamlara takasla oyuncu kullanacağız. Üstüne 9 milyon euro diyeceğim. Andreas Pereira, istediğim oyuncu ve Marco Silva ile anlaştık. Çok ciddi bir transfer bu. Geçen senenin ikinci yarısı oyun tarzını çok beğendiğim oyunculardan. Alex Maitan'ı istiyorum. Doğukan Sini'yi takasta verip üstüne 400 bin euro teklif ettim. Kevin'i istediler. Kevin daha yeni geldi. Stoper ihtiyacı var belli ki. Yani bu şartlar altında Alfie'yi verebilirim ancak, ama Alfie için de anlaşamayız. Adama Traore üstüne 1.450, üstüne %15 pay desem kabul etmediler. Brandon Fleming'i versem, genç bir oyuncu, üstüne 1.7 milyon euro. Adana ile anlaştık. Aslına bakarsanız genç oyuncuya genç oyuncu verdim gibi bir şey. Fleming de Hull City'nin önemli isimlerindendi bence. Tabii yeni sol bek bulmamız gerekecek, hem de bence kısa pası yüksek olan. Maitan çok şey katacak bu takıma. Şimdi biraz satış yapmamız gerekiyor. 3 tane oyuncu için zaten görüşmüştük, onların gitmesi lazım. Ve gidiyorlar. Adama Traore Celtic'te. Ogbene Colorado ile anlaştı. Bütçe yine 7 milyon euro seviyesine geldi. Sağ kanada çok net bu transferi yapmam lazım. Fenerbahçe'de yedek kulübesine düştü. Ben diyorum ki Fenerbahçe'de oynayamayacağına gelsin Championship'te oynasın. Emre Mor, istediğim oyuncu. Burada farklı işler de yapabilir. Kevin'i istedi Fenerbahçe'de. Hayır, Kevin'i vermeyeceğim. Alfie Jones'u verip üstüne 4 milyon euro teklif ettim. 5.1 %10 pay dediler. Tamam, anlaştık. Çok net yılın transferidir Emre Mor bence bu takıma. Tabi maaş şartlarında anlaşmak üzereyiz. Biraz sıkıntı olacak gibi. Şöyle bir teklifte bulundum. Gerginlik artmaya başladı. Anlaşamıyorsak da biraz bekleme süresi almam lazım. Emre Mor'la anlaştık. İşte Hull City'nin yeni 7 numarası. Chris de Sheffield United'la anlaştı. Sol kanadımızı istiyorlar. Ryan Longman, Utre. Teklifleri biraz düşük. Bu teklifi mümkünse 2.750 civarlarına çıkarmak gerekiyor. Bu arada oyuncuyu sattık Utre'ye. Jean-Michel Seri orta saha olmak üzere. Bakalım overall'ı artacak mı? Önemli soru bu. En azından burada kariyerine devam etsin. 75 oldu. Kovil için Şangay'dan teklif var. Genç oyuncuyu göndereceğiz. Ve hemen sattık. Shanghai Port'la anlaştı. Alfie Jones'a teklif var. 2.1 milyon euro. Bu adamları bir an önce gönderip kaleci almam lazım. Jones için 2.4 milyon euroluk bir geri dönüş yaptık ve anlaşıyoruz. Xavier Simons için teklif geldi. Yaklaşık 2 milyon euro, ama asıl teklif burada. Graves gidecek. Venezia'dan çok iyi teklif var. Aynı şekilde Vallecano'dan da çok iyi teklif geldi. Ben 12.5 istiyorum Jacob Graves için. Yine Vallecano'nun teklifini de aynı seviyeye çekeceğim. Kabul ederlerse oyuncuyla anlaşmaya çalışabilirler. 12.5 dedim. Satış var. Alfie Jones Utrecht'te. Doğukan Sinik için de Almeria'dan teklif geldi. 5.1 milyon euro. Ya Doğukan'ı bu takımda düşünmüyorum. 5.5 istedim, anlaştık. Bayağı ciddi satışlar yapıyoruz. Şu ana kadar takımda ciddi değişiklikler oldu. Jacob Graves bu arada Vallecano ile anlaştı. Böylelikle hedef tabii ki de kaleci, Hull City,
Championship'ten Fulham'dan Leno'yu getirecek. 8.6 milyon euro istiyor Fulham. Anlaştık. Ligi bilen oyuncuları getirmek de önemli. Leno bence çok iş yapacak bu takımda. Ve lige başlangıcı yapacağız Peterborough maçıyla. Bizim genç yeteneklerde, yedeklerde olacak. Hem Sila hem de Wade. Bakalım nasıl performanslar gösterecekler. İlerleyen dakikalarda oyun alma fırsatım olabilir. Bir de nasıl bir kadro oluşturduk? Bugünün önemli soruları bunlar. Kadroyu şu şekilde ayarladım. Jean-Michel Seri bugün sağ bekte oynayacak. Kendi evimizde ilk maç. Ve yeni transferlerle birlikte Anıl Biten. Hoca galibiyetle başlamak istiyor. Bu çok net. Mensah'la oynadılar. Hala top onlarda. Kipriano, Poku vurdu. Leno son anda. Poku ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Bir korner daha. Çekti. Pası verdi. Şimanga. Verdi. Leno. İyi kurtardı. Yine etkili geliyorlar. Offside yok dedi. Şimanga vurdu. Leno. Rakip bayağı etkili başladı. Süper Lig'den buraya gelmek biraz bizi zorluyor sanki. Orta geldi bu arada. Kafa vuruşu yine Leno. Ward'la geliyorlar. Yine rakip takım hata. Çok iyi pas verdiler ve Knight offside. Offside. Daha pas yapamadık. 20 dakika geçti. Şimanga ile geliyor rakip. Şimanga verdi. Poku döndü. Çok rahat döndü ama Leno izin vermedi. Alex Maitland çekti. Kaptırdı. Şimanga. Vuruş. Fernandes'ten döndü. Poku vurdu. Bu sefer golü attılar. Leno daha ne yapsın? Dayanamadı adam. Randall çekti. Randall. Randall hala top onda. Döndü Leno. Tomlinson. Şimdi Randall aldı. Pas denemesi Kevin. Darlington Nagbe. Emre Mor. Emre Mor verdi pası. Andreas. Topun dibine girdi. Maitland aldı vurdu kaleci. İlk ciddi pozisyonumuz. Pereira. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu korner. Pereira korneri kullandı. Kafa yine korner. İlk yarıyı bitirdi. Ener Valencia denedi şansını. Darlington Nagbe seri verdi pas Andreas. Şimdi Valencia'ya çok iyi oynadı. Ener Valencia. İkinci yarıya golle başlıyoruz. Biraz alıştık maça. Ener Valencia. Valencia döndü. Sağ tarafa oynadı. Jean-Michel Seri. Şimdi Emre Mor. Emre Mor getirdi. Emre Mor vurdu. Kaleci. Pereira ortayı yaptı. Kafa vuruşu onlardan. Şimdi Harry Winks döndü. Harry Winks kaleyi düşündü. Out. Şimanga verdi. Randall geçti. Randall hala top onda. Randall yerde. Sarı kart. Kritik bir yer. Topun başında Poku var. Vurdu kaleye ve 2-1 öndeler. Çok iyi gol. Kipriano. Etkili geldiler. Ward verdi. Poku. İyi kapattık. Ward. Fernandes. Emre Mor. Defansın arkasına Valencia'ya. Valencia alamadı. Harry Winks. Pereira. Maitland'a. Maitland'a gelmedi Mensah. Pereira. Pasla kullandı Winks. Şimdi Alex Maitland. Plase. Pim. Pereira ortayı yaptı. Kafa vuruşu Emre Mor'dan. Korner daha. Winks verdi Andreas Pereira. Pereira. Şimdi Jean-Michel Seri. Orta. Kaleci rahat. Tomlinson verdi. Çok etkili geldiler bu arada. Şimanga. Dakika 88 maçı bitirdi. İlk maçta kötü başlıyoruz. Ve maç bitti. Hull City 1, Peterborough 3. Yani adaptasyon sıkıntısı çekeceğiz. Bu net. Ara ara iyi oynadığımız bölümler oldu. Öne geçseydik farklı şeyler konuşabilirdik ama bugün kaybeden taraf biz olduk. Daha iyi olacağız. Şu bir gerçek. Bek transferlerine ihtiyaç var. Jarvis için 420 bin euro. Bir de Andy Smith'e satın alma opsiyonuyla teklif gelmiş ama reddettim. Ve bir satış daha var. Doğukan Sinik Almeria'da. Sağ bek için Millwall'dan Max Aarons. İstediğim oyuncu o. Yalnız tabi para yetecek mi yetmeyecek muhtemelen. O yüzden takasta da oyuncu kullanmak istiyorum. Xavier Simons'u yollasak. Üstüne 10 milyon euro versem. Bu sefer maaşta sıkıntı yaşarız. 11 milyon euro desem yine sıkıntı olur. Sayet Maneş'i versek üstüne 1850 %10 pay. Anlaştık. Sağ bek problemini Max Aarons kesinlikle çözer. Hiç problem yaşamayacağız bundan sonra. Bu arada Başakşehir'den MDO'muz için teklif geldi. 1 milyon euro yaklaşık. Cat Wright için teklif var. Yedek kalecilerden biri. Tromso'dan geldi ama kabul edeceğini zannetmiyorum. Fulham deplasmanındayız. İkinci hafta. Icardi forvetlerinde mi? Kadroya bak be. Icardi getirmemiz yok mu yalnız? Vargas, Aouar, Tete, Icardi, Palinha, Lukic, Sessegnon. Ligin en favori takımı belli. Max Aarons'u sağ beke, Jean-Michel Seri'yi sol beke çektim.
Fulham deplasmanında hedef 1 puan da olabilir geçen haftadan sonra. Max Aarons. Pası Emre Mor'a. Emre Mor iyi kaçtı. Emre Mor getiriyor. Emre Mor çekti. Sesanyon. Bırakmayan isim. Alamadı. Tete geçti. Tete hala topunda. Tete döndü. Tete verdi pası Icardi'ye. Icardi. Kevin Walks. Şimdi sol tarafta Jean-Michel Seri ile oynadı. Alex Maitin aldı. Maitin hızlandı. Sol taraftan getirdi topu. Maitin şimdi Andreas Pereira'ya. Andreas Pereira. 1-0 öndeyiz. Çok iyi gol. Vargas. Getiren isim topu. Max Aarons. Büyük bir hata geldi ondan. Leno. Şimdi Ener Valencia'ya. Ener Valencia çok iyi çekti. Ener Valencia kaleci. Alex Maitin. Maitin hızlandı. Alex Maitin getiriyor. Maitin bir anda karşı karşıya kaldı. Gazzaniga dönen top Alex Maitin. 2-0. Belki de Championship'in en iyi takımı karşısında mükemmel oynuyoruz. Fernandes. Aarons'la oynadı. Max Aarons. Şimdi Emre Mor'la oynadık. Emre Mor. Sağ taraftan getiriyor Emre Mor. Emre Mor girdi içeri. Emre verdi. Andreas Pereira. 3-0 oldu. Pası. Tete. Vargas çekti. Vargas hala topunda. Vargas orta denemesi Fernandes'ten döndü ve out. Tete ortayı yaptı. Kafa vuruşu bizimkilerden. Maitin. Harry Winks. Winks'ten bir ara topu Emre Mor'a. Emre hızlandı. Emre götürüyor. Mbappé yakalayamadı. Emre Mor vurdu. 4 oldu. Müthiş oynamaya devam ediyoruz. Emre Mor. Vargas. Vargas'tan Icardi'ye. Icardi'ye döndü vurdu. Leno. Winks. Pas Ener Valencia'ya. Valencia çekti. Valencia Pereira ile oynadı. Andreas Pereira. Gazzaniga. Ukiş'ten iyi pas. Vargas. Vargas etkili geldi. Leno. Bu arada Maitin'a çok iyi top. Ener Valencia. Ener Valencia'dan Andreas'a. Çok açıldılar. Emre Mor aldı. Emre Mor götürüyor. Emre Mor Gazzaniga. Emre'nin pil bitti bu arada. 4-0. Artık Wade'in oyuna girme zamanı geldi. Silla'yı da Winks yerine alıyorum. 2 tane genç oyuncu girecek. Seriye vurdu. Vargas. Andreas aldı yeniden. Ortayı yaptı. Valencia. Maitin. Alex Maitin. Defans. Ener Valencia. Ondan Andreas'a iyi top. Andreas. Andreas'tan Wade'e. Wade. Kontrol kötü. El var. Maitin vurdu. Korner. Andreas topun başında. Andreas vurdu kaleye. Gazzaniga. Ener Valencia geçemedi. Devam dedi hakem. Jean-Michel Seri ile geliyoruz bu sefer. Seri ortaladı. Kafa vuruşu onlardan. Palinha uzun bir top. Vargas. Ve maç bitti. 4-0 kazandık ikinci hafta. Yani geçen hafta çok kötü başlayıp bu hafta muazzam oynadık. Hem de en iyi takımlardan birine karşı. Peki takımın en iyi performansı kimden geldi? Emre Mor'dan. 8.4. Aarons bence baya fark ettirdi. Ya bu tarz sistemlerde bek çok önemlidir. Karabağ ile devam edeceğiz. Bu arada Wolves'u Başakşehir'e sattık. Ya bizim bu tip maçlar için baya yedek kulübemizi şekillendirmemiz gerekiyor. Yoksa ilerleyen dönemde çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Tabii Silla'yı Wade'i de bugün oyuna atacağız. Bir şekilde oynayacaklar. Beklerde de Cole'la Elder oynayacak. Aarons maksimum yedeklerde. Formalar böyle bence uygun değil. Şöyle yapsak daha iyi olur. Sıklıkla böyle fikstürlerle karşılaşacağız. O yüzden yedek kulübesine çok iyi transferler lazım. Elder aldı ama. Elder'den Silla'ya. Silla. Ener Valencia aldı. Ener Valencia. Korner. Andreas ortayı yaptı. Kafa vuruşu Ener Valencia ve korner daha. Andreas topun başındaki isim. Dakika 18. Andreas vurdu kaleci. Rotasyon oyuncusu olurum ben dedi Cole. Ortayı yaptı. Maitin attı golü. Ama el var dedi hakem. Alex Maitin eliyle attı golü. Çok iyi döndü. Pasta iyi. Hofson bir anda karşı karşıya kaldı. Out. Devries. Etkili geliyorlar. Force. Devries'e verdi. Devries. Devries hala topunda. Biraz kapattık gibi derken Leno. Force. Ara topu Force'dan müthiş. Gullickson attı. Middlesbrough 1-0 önde. Çok iyi çalım bu arada Silla'dan. Alex Maitin. Maitin verdi pası Andreas'a. Andreas karşı karşıya. Andreas ortayı yaptı. Valencia boşta kalan top. El var dedi penaltı. Pozisyonu hemen bir daha izliyoruz. Ben bir şey göremedim. Ener Valencia geldi. Ener Valencia. 1-1. Eşitlik var.
Alex Mighton. Mighton getiriyor. Alex Mighton. Alex Mighton korner. Andreas ortayı yaptı. Kafa vuruşu Mighton'dan out. Devriyiz. Gullit senden müthiş bir ara topu ve force attı. Coyle aldı. Sağ tarafta hızlandı. Coyle, Wade iyi paslaştılar. Coyle içeri kat etti. Coyle verdi pası. Ener Valencia'ya sadece dokunmak kaldı. 2-2. İyi geldiler yine. Campbell. Campbell geçti. Campbell. Hala onda top. Campbell vurdu Leno. Force döndü. Force geçti. İkinci son anda araya giren Kevin. Andreas orta geldi. Mighton out. Öncelikle orta saha için seri oyuna girecek. Wings'i de Andreas'ın yerine çekeceğim. Mecburum. Wade'i de çıkaracağım. Forvet'te Ener Valencia birazcık daha idare etsin. Gullickson. İyi pas. Hofson vurdu Leno. Emre Mor çekti. Birinci geçti. Emre Mor hızlandı. Emre Mor mu Gibson mı? Gibson yakalayamadı. Emre Mor vurdu 3-2. Kontra atakta Emre Mor. İşte ben bundan bahsediyordum. Bu ligde bu şekilde çok fark yaratacak. Emre Mor. Şimdi geçti rakibini. Emre Mor. Pas denemesi Ena. Engelledi el var. Wings aldı. Wings oradan kaleyi düşündü. Out. Arda Ener Valencia. Ener Valencia verdi Harry Wings'e. Wings götürüyor. Wings çekti. Harry Wings. Hala top onda. Harry Wings vurdu Brian. Ener Valencia. Emre Mor. Emre Mor. Hızlandı. Emre Mor vurdu. Emre Mor attı. 90+3. 4-2. Emre Mor fişi çekti. Ve maç bitti. Karabağ'da ilk maç, ilk galibiyet. Ya bugün maçın bazı bölümlerde hakimiyetini kesinlikle kaybettik ama sonrasında Hull City gerçek gücünü gösterdi. Emre Mor oyuna girdikten sonra inanılmaz oynadı. 2 tane golle maçın en iyisi oydu. Acilen forvete ihtiyacımız var. Orta saha için artık sönmüş bir yıldız. Kiralamayı deneyeceğiz Everton'dan. Deli Ali. Ya gelsin Championship'te kendisini bulsun, Everton'a geri dönsün diyorum. %50'ye 50. Anlaşıyoruz. Bundan sonrası Deli Ali'de. Kabul ederse gelir. Ve evet, karşınızda Deli Ali. Everton'la anlaştık. 12 aylığına bizde. Elimizde çok kısıtlı bütçeler kaldı. Şimdi bek rotasyonuna önemli bir transfer yapacağız. Ahmet Oğuz'u istiyorum. Serbestteydi. Bence Hull City'de oynar. Bu lig kapasitesinde oynayabilecek topçulardan biri. En azından deneyeceğiz oynayabilecek mi. 3. hafta rakip Barnsley. Ligde iyi başlangıcı devam ettirmek istiyoruz. Formalar şöyle daha iyi oldu. Bu arada maç öncesinde bir şey yapacağım. Hala Emre Mor'a 7 numarayı vermedim. Artık zamanı geldi. Emre Mor'u sağ orta sahadan sağ kanada çekeceğiz. Yine sistemde de şöyle bir değişiklik yapacağım. Nagbe sanki sol tarafta daha iyi oynayacak. Hatta bir şey diyeyim mi? Delali'yi 11'e attım. Acilen yedek forvet bulmamız lazım. Hatta Delali'yi bugün forvete koysam nasıl olur? Orada da oynayabiliyor çünkü. Nagbe'yi yine yerinde oynatacağım. Valencia'yı dinlendirmem lazım. Böyle yaptık. Delali verdi pası. Emre Mor. Ara topu. Max Aarons. Aarons ortaladı. Stiles ve el var penaltı. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Bayağı dirseğine çarpmış top. Delali. Topun başında. Delali kaçırdı. Andreas ortayı yaptı. Defans karşıladı. Şimdi Emre Mor. Andreas açı biraz dar. Andreas oradan vurdu out. Delali aldı topu. Harry Wings pas. Karşı karşıya Andreas Pereira. Golü verdi hakem. 1-0 öndeyiz. Emre Mor verdi. Delali tekte denedi. Başarısız. Andreas hala top onda. Andreas hızlandı. Andreas tek başına götürüyor. Andreas içe girdi. Andreas orta Moon. Jean-Michel Seri. Nagbe verdi. Andreas. Şimdi Harry Wings. Wings pas Emre Mor'a. Emre Mor kaleci Collins. Plaseyi çok iyi çıkardı. Andreas ortayı yaptı. Emre Mor el var penaltı. Maçtaki ikinci penaltı. Pozisyon bir daha ekranlarda. Yani çarpmış evet de tartışılır mı? Kesinlikle. Delali topun başında. Delali bu sefer attı. 2-0. Rahat bir galibiyete doğru gidiyoruz. Darlington Nagbe. Delali çok iyi oynadık. Emre Mor vuruş. Defans biraz ağır kaldı sanki. Andreas ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Defans. Andreas orta. Emre Mor'a. Emre Mor out attı. Emre Mor sağ tarafa, Max Aarons'a. Aarons pası Delali'ye. Delali verdi. Andreas vurdu. 3'ü attı. Andreas. Bu takımın bu sene en iyi transferi. Darlington Nagbe aldı.
Mighton'la oynadık. Alex Mighton döndü. Wings şimdi defansın arkasına. Emre Mora. Delali'ye gelmedi. Delali. Harry Wings. Şimdi Andreas. Andreas'tan Delali'ye karşı karşıya 4-0. Yine sahnede o var. Bakalım eski günlerine geri dönebilecek mi? Bu arada dakika 60. Oyuna Sila girecek. Nagbe yerine. Wade de Emre Mor yerine oyuna girecek. Yine Ahmet Oğuz'u da alacağım. Bugün bir deneyeceğiz onu. Sol bekte. Kevin Walks. Wade aldı. Wade vurdu kaleye. Collins. Wings. Delali'den Andreas'a iyi top. Andreas. Alex Mighton'la oynadı. Sol taraftan geliyoruz. Alex Mighton. Mighton ortaya. Defans. Sila şimdi indirdi. Wade döndü. Wade vurdu. Olmadı. Wade'le oynadı. Wade getiriyor. Wade hala top onda. Verdi Pereira'ya. Delali. Alex Mighton. Alex Mighton vurdu kale. Defans. Sila verdi. Wings. Wings'ten pas. Wade'e. Wade vurdu kaleci. Gol. Geçti. Pası verdi. Şov vurdu. 4-1. Dakika 81. Şimdi Delali sol oynadı. Alex Mighton. Mighton çok hızlı. Alex Mighton getiriyor. Mighton çekti. Alex Mighton maçı da bitirdi. 5-1. Alex Mighton. Andreas verdi. Maç bitti. 3 puan Hull City'nin. Ya ligde bana sorarsanız çok iyi takımlar var. Çok kötü takımlar da var. Bence Barnsley onlardan biriydi. Adamların tek şutu vardı maç boyunca. Çok rahat bir galibiyet. Yalnız o tek şutta gitti, gol oldu. Onu da söylemem lazım. Delali'den muazzam bir geri dönüş. 2 gol 2 asist. Callum Jones için teklif geldi orta sahalardan birine. 820 bin euro. Ben kabul ettim. Bundan sonrası oyuncu da. 3. haftada Sheffield Wednesday ile oynayacağız. Bakalım yine iyi sonuç alabilecek miyiz? Soru bu. Kadro hazır, başlıyoruz. Harry Wings. Delali. Delali'den Mighton'ın koşu yoluna. Alex Mighton. Alex Mighton. Golle başlıyoruz. 1-0. Delali araya giren isim. Delali çekti. Delali hızlandı. Pası verdi. Andreas. Şimdi Enner Valencia. Wolves araya girdi. Delali. Andreas. Andreas. Oradan kaleyi düşündü. El var dedi hakem. Andreas topun başında. Dakika 13. Andreas barajdan sekti. Dönen top. Defans. Kevin Walk. Delali döndü vurdu. Out. Alex Mighton çekti topu. Andreas'la oynadık. Emre Mor. Emre Mor. Enner Valencia. Zor kontrol etti Andreas. Andreas'tan pas. Alex Mighton'a. Mighton. Jean-Michel Seri. Yeniden Mighton aldı. Mighton. Top taca gitmek üzere. Wings. Andreas'la oynadı. Andreas, Enner Valencia. Valencia, şimdi Emre Mor'a. Emre Mor karşı karşıya. Kaleci. Bakinson, çok iyi top. Wilks, kapattık mı? İlkini geçtiler ama. Bakinson aldı önüne. Bakinson. Şimdi pas Palmer. Palmer geçti, Smith. Etkili geldiler, Palmer. Son anda kaleci ama dönen top. Bakinson. 1-1. Emre Mor. Andreas, Enner Valencia. Emre Mor'un koşu yoluna. Emre Mor yetişemedi. Byers. Smith. Ara topu. Wilkes'e out attı. Şimdi. Brennan. Vurdu Emre. Alex Mighton'la bir kontra şansı. Alex Mighton. Mighton getiriyor. Enner Valencia kaçtı. Enner Valencia'ya çok iyi top. Enner Valencia karşı karşıya. Enner Valencia affetmedi. 2-1. Verdi pası. Şimdi Wilkes. Wilkes'ten iyi top. Smith vurdu. Leno. Wilkes. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Leno. Emre Mor. Hala top onda. Emre. Rakibini geçti. Emre Mor. Şimdi. Hala götürüyor topu. Pası verdi. Andreas. Vurdu kaleye. Defans. Palmer verdi pası. Bakinson. Şimdi Wilkes. Etkili geldiler. Wilkes çekti. Pas. Vuruş out. Bakinson. Emre Mor. Ara topu. Max Aarons'a. Aarons götürüyor. Aarons ortayı yaptı. Enner Valencia. Korner. Jean-Michel Seri ortaladı. Defans karşıladı. Şimdi Wade. İndirdi. Vought. Ondan Fernandes'e. Vuruş geldi bu arada. Kaleci Dawson. Nagbe çekti. Emre Mor. Emre Mor verdi pası. Nagbe. Şimdi Delali. Vuruş. Defans. Seri. Nagbe. Delali sol oynadı. Wade aldı topu. Wade ortaladı. Enner Valencia vurdu kaleci. Nagbe'den Jean-Michel Seri'ye.
Seri. Ener Valencia'nın koşu yolunu oynadı. Ener Valencia çekti. Ener Valencia vurdu, golü attı. 3-1. Championship'in gol krallığına şimdiden adayım diyor. Çok iyi pas Bayırsa. Leno. Offside dedi hakem. Wait, pas Ener Valencia'ya. Valencia iyi kurtardı. Pas geçmedi. Atak devam edecek. Valencia. Nagbe. Emre Mor. Emre Mor çekti. Emre Mor şimdi verdi pası. Silah. Nagbe. Jean-Michel Seri. Atak devam edecek. Ahmet Oğuz. Darlington Nagbe. Defans. Ve maç bitti. 3-1 kazandık. Yine üstün oynadığımız maçlardan biri. Oyunu oturtmaya başladık Hull City'de. İyi oynuyoruz. Valencia 8.8 de bugünün en iyisiydi. Yalnız Xavier Simons'u göndermek istiyorum. Bir teklif daha geldi. Onu kabul ettim. Cole'u engelledik. Rotasyonda kesinlikle kullanacağız. Callum Jones Nashville'de. Xavier Simons'a bir teklif daha geldi. 2.3 milyon euro bu sefer. Öncelik maçı, sonrasında da kupa maçımız olacak. Sheffield'da oynayacağız. Bir şey söyleyeyim. Bu maç öncesinde transfer teklifi yapabilir miyiz? Fena bir bütçemiz yok ama yine kiralamaya gidebilirim. Maçtan sonra bakacağız. Bugün sol bekte Cole oynayacak. Kupa maçını da birazcık düşünmemiz gerekiyor bence. Başlayabiliriz. Birazcık köşeye doğru ilerledi o top. Emre Mor. Ortayı yaptı. İndirdik. Maiten çekti. Vurdu, direkten döndü. Bodering'im aldı topu. Valencia hızlandı. Ener Valencia. Valencia çekti. Baktı. Vurdu kaleye. Bu sefer taca gitti işte. Pas yapıyoruz. Wings. Delali. Ener Valencia. Kurtardı oradan. Atak devam edecek. Wings. Delali. Emre Mor. Aldı. Emre Mor. Vurdu. Foderingham. Dönen top. Out. Andreas döndü. Pası verdi. Delali. Vurdu kaleye. Out. Andreas'tan Delali'ye. Delali. Delali defanstan döndü. Atak devam. Maiten. Plase. Alex Maiten. Müthiş bir gol. Sağ tarafı oynadı Bogle. Jaden Bogle'dan Hana. Han ortaya. McBurnie. McBurnie Kevin. Delali topu kazandı ve kaptırdı anında. Derken Miretti vurdu Leno. Emre Mor hala top onda. Emre Mor kaleyi düşündü son anda kaleci. Andreas orta geldi. Kafa vuruşu. Defans. Şimdi bir uzaklaştırma. Bir kafa daha. Foderingham. Alex Maiten verdi. Ener Valencia. Valencia'dan iyi top. Andreas şimdi Emre Mor'un koşu yoluna. Robinson. Bu arada Norwood el var. Andreas topun başında. Andreas vurdu. Kaleci Foderingham. Andreas. Andreas baktı arkadaşlarına. Şimdi kaleyi düşündü. Andreas. Müthiş bir gol. 2-0. Andreas. Maiten. Çekti. Cole ile oynadı. Etkili geliyoruz. Cole. Verdi pası. Ener Valencia. Açı dar. Ener Valencia. Korner. Andreas ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Penaltı. El var dedi hakem. Bir daha izliyoruz pozisyonu. Evet, eli açık. Bayağı eliyle kontrol etmiş hatta. Ener Valencia topun başında. Valencia 3-0. Ener Valencia. Bence bu maç bitti. 3-0'dan sonra devam etmeye gerek yok. Hatta 4-0'la bitirdik maçı. Ve yorgunluğumuz var tabii ki de. Şaşırdık mı? Hayır. Ama maça böyle bir başlasınlar. En azından değişiklikleri sonra yaparız. Formalar da böyle tamam. Hadi başlayalım. West Ham maçı başladı. Emre Mor. Emre Mor defansın arkasına. Valencia'ya gelmedi. Şimdi Valencia Romero'ya kaptırdı. Beers. Sağ tarafa Nevers'e çok etkili top. Nevers kapattık orayı ilk pozisyonda. Bokta çarptı Leno. Müthiş bir pas Brian Brobbey'e. Brobbey çekti ortaya. Harry Winks, kaleci Leno. Andreas. Topla buluşan isim Andreas sola baktı. Jean-Michel Seri aldı. Seri çekti. Pas bir anda Winks'in önüne düştü. Defans karşıladı. Emre Mor vurdu. Out. Andreas'tan Emre'ye iyi top. Emre şimdi Andreas'la oynadı. Andreas getiriyor. Andreas verdi pası. Ener Valencia. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Nevers hala top onda. Brian Brobbey pas vuruş. Florian Wirtz. Beraberlik golü geldi. En iyi adamları Wirtz, evet. Wirtz iyi top. Nevers, Wirtz, Brobbey ve Brian Brobbey. West Ham United öne geçti. Her golden sonra aynı senaryoyla karşı karşıyayız. Emre Mor kurtardı. Harry Winks. Harry Winks oradan vurdu defans.
Valencia'nın gidebilecek bir hızı yok bence. Rakibe göre özellikle. Dele Alli'ye. Dele Alli oradan kaleyi düşündü direkt. Dönen top. Olmadı. Nevers geçti. Nevers getiriyor. Leno. Kevin gerçekten mi? Yok böyle bir hata abi. Kevin ne yapıyorsun ya? Kendin assaydın bari kaleye. Daha mantıklıydı. Maxwell Cornet geçti. Şimdi Socek, Tierney vurdu Leno. Florian Wirtz. Maitland karşıladı. Tierney vuruş Leno. Cornet. Yerden kalkamayan bir isim var bizde. Socek vuruş Dele Alli'ye. Valencia'da sakatlık var. Wade oyuna girecek. Nagbe oyuna girecek. Orta saha tamamen bitti. Silla oyuna girecek. Pereira çıkıyor Coyle oyunda. Scamacca ile geliyorlar. Kevin Walt. Oo bu arada Harris gitti adama takıldı. Tierney orta kafa vuruşu. Max Aarons. Scamacca ile geliyorlar. Florian Wirtz ve maçı bitirdi. Florian Wirtz. 4-1. Ya henüz Premier Lig takımlarıyla tam olarak oynayabilecek seviyede miyiz? İşte bunu bugün görmüş olduk. Maç bitti. West Ham 4, Hull City 1. Topa sahip olduk ama yani şut anlamında onlar bizden çok daha fazla şut çektiler. Tamam gol beklentileri bu kadar yüksek değildi ama çok yetenekli bir takıma karşı oynadık. Bugün Premier Lig'i buram buram hissettik bu maçta. Ne yoğun bir fikstür. Ağustos ayı bitmedi daha ya. Şu maçı da yapacağım. Sonrasında bu bölümün sonuna geliriz diye düşünüyorum. Bu arada bir satışımız var. Tyler Smith Bristol City'de. Acil forvet lazım. Birinci, ikinci ile oynuyor. Ener Valencia sakat. Olacak iş değil. Ne kadar yok? 4 hafta. Serbestten bir tane forvet arayabilirim. 4 milyon euro bütçe var. Her yere bakacağız forvet için. Ben diyorum ki şartları ne yapıp ne edip zorlayıp Enis Destan'ı alalım. Yani takaslı oyuncu da vermek gerekecek. Verebilecek oyuncumuz da bir Tobias var. Üstüne 2 milyon euro. Üstüne %15 pay. Her şeyi deniyorum. 4-550 istiyorlar. Coyle'u versek. Evet o noktaya geldik. 2.9 üstüne kabul etmediler. Kaleci lazım mı abi? Matt Ingram'ı yollayalım kaleci lazımsa. Adana ile anlaştık. Eski öğrencimi Hull City'ye getirmek üzereyim Enis Destan. Ona gerçekten özellikle 4 hafta acayip ihtiyaç var. Forvet yok elimizde. Adana Demir'den yapacağım son transfer de olabilir kendisi bu arada. 20 bin euro maaş Enis Destan Hull City'de. Çok kritik transfer. Bu arada Emre Mor'un pozisyonu değişti. Hemen değiştirelim. 76 oldu. Evet bir süre Ener Valencia olmayacak. Maalesef. Ya bir şey söyleyeceğim. Wade'in boyu çok uzun. Bu adam sol kanatta çok zorlanır. Bu adam aslında normal şartlarda forvet rotasyonuna çekmem lazım benim. 139 hafta sürüyor. Ya forvet de çok daha rahat oynayabilecek bir oyuncu. Tamam hızı var biraz. Dribblingi var. Ama bir kanat oyuncusu bence değil. Adam 1.83. Antal kalıyor kanatta. Hadi Swansea maçını yapalım. Enis Destan ilk maçında görev alacak. Ve bence kadro hazır. Emre Mor ortayı yaptı. Enis Destan ilk maç ilk gol. Enis Destan. Hull City ile çok iyi başlıyor. Emre Mor'la hızlı çıktık. Emre Mor. Emre Mor hala götürüyor topu. Emre Mor çekti. Emre Mor verdi. Cooper. Pirova'dan iyi top Manning'e. Manning de geliyorlar. Manning döndü. Ortayı yaptı. Vuruş geldi Leno. Whittaker. Müdahale ve penaltı dedi hakem. Abi doğrudan topa müdahale ya. Nasıl penaltı bu? Pozisyonu bir daha izliyoruz. İşte Jean-Michel Seri. Yani Piro'ya geldi ters köşe. 1-1. Andreas aldı. Andreas Alex Maitland'ın koşu yoluna. Alex Maitland kaçırdı. Harry Winks. Harry Winks topu aldı. Winks döndü. Dele Alli. Emre Mor. Şimdi Maitin, Andreas, Daracı, Benda. Andreas ortaladı. Kafa vuruşu onlardan. Yeniden Andreas. Şimdi düzeltti topu. Oradan kaleyi düşündü. El var penaltı. Dakika 34. Dele Alli topun başında. Dele Alli. 2-1. Yeniden öndeyiz. Cooper. Ara topu. Piroe. 2-2. Svensi eşitliği yeniden yakaladı. Winks. Şimdi Vash. Hala top onda. Çok iyi geçti bu arada ve karşı karşıya kaldı 3-2. Müthiş bir gol. Andreas yeniden aldı. Andreas ara topu Emre Mor'a. Emre Mor. Emre Mor açı çok dar. Emre Mor kaleci. Andreas ortayı yaptı. Defanstan döndü. Şimdi indirdi topu. Emre Mor vuruş. Penaltı dedi hakem. El var. Evet pozisyonu bir daha izliyoruz. Eli açık.
Delali topun başında. Delali kaçırdı. Andreas orta geldi. Kafa vuruşu onlardan. Şimdi Alex Maiten. Pas Enis Destan'a. Enis Destan out. Vaş. İyi top. Cooper. Cooper geçti. Cooper getiriyor. Vuruş Whittaker'dan out. Bu arada artık oyuncu değiştirme zamanı geldi. Özellikle Nagbe'nin oyuna girmesi lazım. Wings'i çıkarıyorum. Seri de orta sahaya geçiyor. Oba Femi. Kevin sektirdi topu. Piroe vurdu. Out. Darlington Nagbe verdi pası. Enis Destan karşı karşıya. Enis Destan. Adana'dayken bunları çok yapardı. Haas City'de de aynı başlıyor. Baş etkili geliyorlar. Ogbeta. Boylum müdahalesi var. Atak devam ediyor. Grimes. Seri sektirdi o topu. Cooper vurdu. Out. Kevin'dan Seri'ye. Şimdi Darlington Nagbe Enis Destan'ın koşu yoluna. Enis Destan aldı. Enis Destan çekebilecek mi oradan? Enis Destan çekti. Pas kötü. Fernandes gitti aldı. Emre Mor. Emre Mor son bir şans olabilir belki. Emre Mor. Emre Mor. Kaleci Benda. Seri ortayı yaptı. Enis Destan bu arada vurdu ve Enis Destan attı. Hat-trick geldi. İlk maçtan 3 puanı hat-trickle getiriyor Enis Destan. İyi paslaştılar. Leno. 90 artı 6 oldu hoca. Bitmeyecek mi maç? Korneri de kullandırtıyor. Orta geldi bu arada. Kafa vuruşu Jean-Michel Seri'den. Ve maç bitti. 3 puan bizim. Müthiş bir başlangıç Enis Destan'dan. Çok iyi oynadık mı? Ara ara çok iyi oynadık. Bazen gerçekten Sivens'i çok iyi karşılık verdi. Enis Destan hat-trick 7.6 ile oynadı. Ya gol dışında yoktu filan diyeceğim şimdi. 7.6 ne abi? Çok düşük bence. Transferde tam 10 saat kaldı. Son 10 saat. Ve burada duruyorum. Şu ana kadar ligde 6 maç, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 15 puanla lideriz. Karabağ'dan elendik. FA Cup'ta rakibi bekleyeceğiz. Performanslara gelecek olursak şu ana kadar Ener Valencia takımın en golcüsüydü. Andreas takımın en iyisi. Delali de çok iyi oynuyor. Maiten ve Emre Mor'un katkıları da yadsınamaz. Enis de çok iyi başladı. Bakalım ilerleyen süreçte nelerle karşılaşacağız. Yandan elimizde 440 bin euro var. Ligde gol kralı şu an Mirim Badu. Andreas Pereira bizden 3. Asist kralı Delali. Gol yenmeyen maç sayısında Leno 1. Bunu benim çalıştırdığım takımlarda çok az görürüz. Belki de yeni başladık diye ama liderlikte bizim kaleci var. İnanır mısınız? Videonun sonuna geldik bu arada. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.